Ben bu süreçte Erdoğan'ın çevresindeki kadroların yanlış yaptıklarını, Erdoğan'ın da bundan haberi var. At izi, at it, it izine karıştı diyordu. Gerçekten de öyle oldu. Çok fazlasıyla öyle oldu. Bir sürü masum, mazlum insanın başı yanıyor. Yani bu, bunun hesabını da Allah Erdoğan'dan sorar. Burada bu videoda yayınlanır. Erdoğan da duyar inşallah. Erdoğan'ın da kulağına gitsin. Gerçekten bir zulüm yapılıyor. Yani hak etmeyen, Gülenist militanlar olmayan yani geçmişte bir şekilde banka sıra para yatırmış ya da bir şekilde geçmişte evrenin Gülen'in toplantılarına katılmış hani e, ne o baylok bay gibi falan değil yani onlar tamam bir deliliniz var şeyiniz var ama ötekiler ey Erdoğan diyorum bu sesim gitsin ona vallahi bu binlerce on binlerce halkın tamamının e, e, Gülene desteklerini toplayın. Senin Gülen'e verdiğin desteğin binde birini bulmaz. Sen devleti teslim ettin Gülen'e. Yani bunu düşün ve kendini sorgula. Ya ben bile o zaman her şeyi verdim aldatıldım diyorsun. E bu insanlar niye aldatılmış olmasın? Merhamet et. Bir bunu diyorum. Yani kurunun yanında yaş yanmasın diyorum. İki diyorum ki arkadaş bu insanlar çoluk çocukları var. Yüz bin insan değil mi memuriyetten şurada buradan atıldı. Yüz binin üzerinde. Bu insanların çocukları var, eşleri var. Neden çocukların eşlerini cezalandıracaksınız? Bu teklif yapıyorum. Kulağına gitsin. Onlardan alıp TMSF'ye devrettiğiniz mallar, mülkler, şirketler, holdingler var değil mi? Bunlardan bir miktar fon oluşturun. Bir miktarda yüzde onunu buraya ayırın. Yüzde birini. Rakam büyükse. Bu insanların çoluk çocuklarının rızkını buradan karşılayın merhamet edersen bu insanlar FETÖ'cün peşinden gitmez. Ama sen onları açlığa sefarete mahkum edersen ve FETÖ'cüler hala imkanlarıyla onları geçindirmeye kalkarsa onları FETÖ'den kurtulması mümkün değil. Ve bu vebal olur. Çünkü FETÖ'nün peşinde onlar da ahirette FETÖ'nün gittiği yere giderler. Yazık merhamet ederim. Yani Allah bir nevi köprüden önceki son çıkışı gösterdi. Yani ölümden önceki son çıkışı gösterdi. FETÖ'nün bütün pisliklerinin ortaya döküldüğü bu dönemde. Bu insanlar bu son çıkışı değerlendirsin. Ayrılsınlar oradan. Ama ayrılabilmeleri için merhamet edilsin. Aç, sefil bırakılmasın. Onların da ihtiyaçları gideresin. Hatta o kadar çok zulüm işleniyor ki bu toptancı. Böyle onu bunu ihbarlarla içeri tıkmalar veya dernekleri, vakıfları kapatmalar. Bizim şeyh o Duman Hoca ile beraber... Dostumuz olan, sizin de tanıdığınız Molla Alaaddin Palevi var Konya'da. Selam der diye bir dernek çerçevesinde bir medreseler var. Hocamla gittik 2-3 gün misafiri olduk o medresede. O medreseyi de kapattılar. O son 300 dernek falan vardı ya. O derneklerin içerisinde o medreseyi de kapattılar. Bu adamın ne alakası var? Üst terör örgütü sayıyorsunuz. Işit, FETÖ, PKK. Bunun üçüyle de alakası yok. Tam tersine üçünden de darbe yiyen bir adam. Niye bunu yapıyor? Sen Erdoğan'ın kulağına gitsin, bu adamdan özür dilensin. Helallık istensin. Kamuoyunda da çünkü terör yandaşı bedrese kapatıldı gibi oldu. Ee, sadece açılmasıkla kalmasın. Ondan özür dilensin. Helallık istensin. itibarı da iade edilsin. Onun gibi olan diğer yüzlerce kişi vardır. Onlardan da aynı şey yapılsın. Biz adaleti savunmak zorundayız. Kimseye zulüm yapılmasın. FETÖ'cülere yapılanlar haklıdır. FETÖ'cüler daha da hani militanları işte ABD işbirliği içinde siyah işbirliği içinde olanlar bunu hak etmişlerdir. Darbeciler ama bu diğerlerini gerçekten böyle bir baskı ve zulüm altında tutmak yanlıştır.